595 524 50 898 1699 353 61 36 4 3104 258 1022 3104 Buyurun hayırlı yolculuklar. Tamam, hiçbir kaydınız yok. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar, asayiş uygulaması yapacağız. Kimlikleri hazırlayabilir miyiz arkadaşlar? Sizinki yeni kimlik yok mu? Yeni kimlik varsa daha iyi olur. O barkodu okumam lazım. Covid denetimi var. Kimliği çıkarabilir miyiz? Baktılar kimliğe. Baktılar mı? Baktılar. Olsun. Bir de ben bir daha bakayım amcam. Yeni kimlik yok mu kardeşim? Bak, yeni kimlik olunca arkasını çevir amca. Dokunmuyoruz. Koronadan dolayı temas sakıncalı zaten. Temas da etmeden hem sizi riske atmamış oluyoruz hem kendimizi riske atmamış oluyoruz. Bu şekilde daha kolay oluyor. İşlemler de hızlı diyelim. İşlemler de hızlı oluyor. Zamanınızı da almamış oluyoruz. Teşekkür ederim. Yani günümüzde en önemli şey zaman olduğu için zaman hepimiz gitsin. İçin önemli zaman. Zaman gitsin. Önemlerim bu. Evet. Bugün Boğarkent'te yol kontrol uygulamasına katıldık. İçişleri Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu genelge ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, minibüsler ve personel servisleri ve diğer tüm minibüs ve otobüsler bugün de yine daha önceki günlerde olduğu gibi emniyet ve jandarma görevlilerimizce HES kodu, %50 şartı, kapasite şartı ve maske mesafe konusunda ve hijyen noktasında denetimler gerçekleştiriyoruz. Sürekli ve aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık günde 250-260 kişinin GBT sorgusu yapılıyor, HES kodu sorgusu yapılıyor. Aynı zamanda şehir içinde de yine Boğarkent ilçemizde şehir içinde de personel servis taşımacılığı yapan kişiler işte konulan kurallara uyulup uyulmadığı noktasında denetleniyor. HES kodu sorgulaması yapılıyor. Takriben orada da günlük 100-150 kişi bu uygulamadan, bu kontrollerden geçiyor. Yani yaklaşık diyebiliriz ki 400-450 kişi her gün neredeyse rutin olarak kontrol ediliyor Boğarkent sınırları içerisinde. Buradaki amacımız filyasyonu kırıp da filyasyonu delip teması veya pozitif olan kişilerin tespitini yapılması, yani kurallara uymayıp sahaya çıkan kişilerin tespitini yapılması ve gerekli ceza işlemlerinin uygulanması noktasında denetimler gerçekleştiriyoruz.
Ve aynı zamanda bilgilendirmeler de yapıyoruz. Vatandaşları da yine aynı şekilde bilgilendiriyoruz. Benim kısaca söyleyeceklerim bunlar. Jandarma ve emniyet görevlilerimize kontroller esnasında kolaylıklar diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, Aydın'ın en doğu ilçesindeyiz. Burası evet. Denizli'den İzmir'e geçişte Aydın'ın giriş noktası. Evet. Bununla ilgili de işte hem COVID hem evet. bu asayiş uygulamasını birlikte yapmış oluyorsunuz. Evet, ikisini birlikte yapmış oluyoruz. Denizli'den Aydın istikametine giden tüm araçlar durduruluyor. Yani kontrol uygulamasında burada hem dediğim gibi hem HES kodu hem normal GBT sorgusu, jandarmamızın yine otomatik olarak yapmış olduğu TC kimlik numarasıyla yapmış olduğu GBT sorgu aletiyle ve aynı zamanda HES kodu uygulamasıyla ve içeride de %50 kapasite şartına uyulup uyulmadan ilişkin şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin, otobüslerin %50 şartına uyup uymadıklarını da aynı zamanda kontrol ediliyor. Ve yaklaşık dediğim gibi günlük birçok insan, yani bu otobüsleri falan da kattığımız zaman içinde çok ciddi sayıda bir denetim her gün gerçekleştiriyor. Hem asayiş yönünden hem de COVID-19'da mücadelede getirilen genelgelere uygun olarak faaliyet gösterilip gösterilmediklerine ilişkin denetimler aralıksız ve kesintisiz bir şekilde devam ettiriliyor. En doğu ilçesi olarak, Aydın'ın en doğu ilçesi olarak Denizli istikametinden ve diğer illerden gelişlerde gerekli kontrolleri aksatmadan devam ettireceğiz. Maskesiz yolcularımızı uyarıyoruz. Maskesiz arabayı almıyoruz. Maskemiz devamlı arabamızda var. Maskesiz servis araçlarını binmeyelim. Diğer vatandaşlarımızın sağlığını, onların hakkını girmeyelim. İyi yolculuklar size. Sağ olun.